Dalaman'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün 108. yılı anma törenleri kapsamında sabah saat 9.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunum töreni düzenlendi. Törene Dalaman Kaymakamı Mesut Yarkutar, Belediye Başkanı Muhammed Karakuş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gazi aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar. Çelenk töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gidenlerin yasından koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileriye atılmak ve sonra dönmemektir. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, daire amirleri, bu vatan için canlarını vermiş şehitlerimizin değerli yakınları ve gazilerimiz, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli Dalaman halkı. Bugün burada vatanın bütünlüğü ve yüce Türk ulusunun bağımsızlığı uğruna Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta, Kore'de, İç Güvenlik Harekatı'nda hayatlarını feda ederek bütün rütbelerin en yücesi olan şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 18 Mart, vatan için ölmeyi şeref olarak kabullenen büyük Türk şehitlerini minnet, saygı ve şükranla andığımız ve anılarını yaşattığımız, aynı zamanda sonuçları itibariyle Türk milletinin kaderini ve zamanın akışını değiştiren Çanakkale zaferini kutladığımız gündür. Sayın Kaymakamım, çelenk sunma programını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, kapanış. Daha sonra sırayla Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediye Başkanlığı, Dalaman Garnizon Komutanlığı, Dalaman Şehit ve Gaziler Derneği'nin çelenkleri Atatürk Anıtı'na konuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmamın ardından çelenk programı sona erdi. Salon programına geçilmeden önce şehit yakınları ve gazilere Dalaman Belediyesi Mehmetçik Parkı'nda kahvaltı ikramı yapıldı. Çelenk sunumunda...
üstüne binilen kaya. Sayın Kaymakamım, garnizon komutanım, belediye başkanım, değerli şehit aileleri, kahraman gaziler ve saygıdeğer dalamanlar. Bugün Çanakkale Deniz Zaferi başta olmak üzere günümüze kadar olan süreçte vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunması, bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması ve yüce milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda ederek bu cennet vatanımızı bizlere emanet eden ve makamların en yücesi olan şehadet mertebesine ulaşan bütün aziz şehitlerimizi anma günüdür. Bugün aynı zamanda yakın tarihimizin sayfalarından birini oluşturan, sonuçları itibariyle milletimizin kaderini ve tarihin akışını değiştiren Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün muhteşem liderliğinde kahraman Türk askerinin korkusuzca savaşarak düşmanları dize getirip efsaneleştiği Çanakkale Zaferi'nin de 108. yıl dönümüdür. Siperler arasındaki mesafenin sadece birkaç metre ve ölümün kaçınılmaz olduğu bir muharebede öleni görüp kısa bir süre sonra kendisinin de öleceğini bildiği halde en ufak bir duraksama göstermeden, yılmadan, savaşarak milletimizin yüzyıllardır sarsılmış özgüven duygusunu yeniden kuvvetlendiren Çanakkale ruhunun oluştuğu gündür. Birinci Dünya Savaşı sonunda yıkılmış, parçalanmış, vatan toprakları işgal edilmiş ve ordusu terhis edilmiş olan milletimizin tüm bu olumsuz şartlara rağmen bir ölüm kalım mücadelesine başlaması Çanakkale'de şahlanan işte bu erdemli ruh sayesinde mümkün olmuştur. Milletimizin Çanakkale'de kazandığı kendine güven ve inanç duygusu Kurtuluş Savaşı sırasında da sarsılmaz değer ve ideallerimize öncülük ederek tüm dünyaya gereken dersi vermemizi sağlamıştır. Kıymetli şehit aileleri, bugün millet olarak özgür bir şekilde emniyet ve güven içerisinde yaşıyorsak bu sizlerin babaları, eşleri, kardeşleri ve evlatları sayesindedir. Bu uğurda bizler de sizler gibi vatanımızın askerlik yeminine sadık, yılmaz ve yenilmez bekçileri olarak gerektiğinde canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Kahraman savaşçılar olarak vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarınızı verdiniz. Bizlere emanet ettiğiniz bu bağımsız ülkenin semalarında ebediyen dalgalanacak olan ay yıldızlı bayrağımız altında rahat uyuyunuz. Sonra Dalaman Şehitliği ziyaret edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kurmanı Kerim tilaveti yapıldı ve ilçe müftüsü tarafından dua okundu. Daire amirleri, değerli şehit yakınları, gazilerimiz ve kıymetli misafirlerimiz. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü. Bu eşsiz vatan savunmasını gönüllere bir kez daha nakşetmek ve şehitlerimizin aziz ruhlarını yad etmek için toplanmış bulunuyoruz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua, saygı atışı, ilçe kaymakamımız Sayın Mesut Yakutan'ın şehitlik defterini imzalaması ve kapanış. Vur! Kayıt!
Ya Rabbi şu kabristandaki yatan bütün mümin müminat, Müslüm Müslümanın da ruhlarını hediyeledik. Onları da hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Kısa zamanda bir deprem acısıyla yüzleştik. Bu depremde vefat eden tüm kardeşlerimizin de ruhlarını hediyeledik, sen vasıl eyle. Yaralı olarak hayatta kalanlara acil şifalar lütfeyle. Devletimizi payidar eyle. Devletimizi muktedir eyle. Devletimize dirlik ver ya Rabbi. Milletimizi de bahtiyar eyle ya Rabbi. Bu Necip milleti iki dünyada da aziz eyle ya Rabbi. Ya Rab, kahraman ordumuzu ve emniyet güçlerimizi karada, havada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle. Ya İlahi, terörün her türlü tehlikesinden sana sığınıyoruz. Terör uğruna birbirlerine destek veren hangi mihraklar varsa onların kurmuş oldukları tuzakları, sen tuzakları en güzel şekilde bozansın. Bozuver ya Rabbi. Bizleri bir ve beraber kardeş eyle ya Rabbi. Azamet huda ve kabili duara tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Ve ala cemii'il enbiyai vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tüm geçmişlerimizin ve şehitlerimizin ruhuna Rabbim dualarımızın kabul olması niyetiyle El-Fatiha. Daha sonra şehitler adına saygı atışı yapıldı. Durma ve Dalaman çek. Kaymakamı tarafından şehitlik anıtındaki defter imzalandı. Ateş! 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 Önünüzü al! Sattır! TİGEM Sinema Salonu'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün salon bölümü Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sunumlar ile yapıldı. Burada oratoryo, tiyatro ve skeç canlandırmaları ile Çanakkale Zaferi anlatıldı. Zafere dair şiir ve türküler seslendirildi. Altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı büyük bir savaştır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, Türk ve dünya tarihinin değiştiği önemli bir olaydır. Yüce Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesidir.
Bir tarafta medeniyetin tek dişi kalmış canavarı, devasa bir donanma. Karşısında iman dolu göğüsler. 18 Mart günü Çanakkale Boğazı'nın savunulmasında önce topçu atışları tarihin akışını değişti. İtilaf Tehlikeleri Donanması'nın ilerleyişine Kumkale ve Settirbahir'deki bataryada karşılık verdi. Ancak yeterli olmadı. İlerleyen dev zırhlılara merkez tabyalardaki Türk topçuları cehennemi yaşattı. Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir Çanakkale. Koca Seyit'in yalnız bir top vermişsin değil, bir milletin kaderini sırtlandığı yerdir Çanakkale. Çelikten bir saldırıya, etten bir siperdir Çanakkale. Vatan aşkıyla iman dolu ordumuzdur. 57. alaydır, Kınalı Mehmet'tir, cefakar milletimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'tür Çanakkale. Biz onun göz bebeğimizdi, onu her şeyden sakınırdık, çok dikkat ederdik. Onu üzmemek için adeta yani her şeyi yapardık. Bir gün çocuklar geldiler, öğretmenim koşun, kader ağlıyor. Kader ağlamamalıydı, koştum, kaderi kucağıma aldım. Ama kader öyle bir ağlıyor ki gözler, yani gözyaşları artık sel olmuş. Kucağıma aldım, gömleğim ıslandı. Ben onun gözyaşına kurban olurum. Ve sadece babam diyor. Başka hiçbir kelime çıkmıyor ağzından, babam. En sonunda sakinleştirdik. Okul müdürümüz ağlıyor, ben ağlıyorum, hepimiz ağlıyoruz. Kader babam diyor sadece. En sonunda sakinleşti öğretmenim dedi. Babam nerede dedi. Herkes baba diyor. Ben niye baba diyemiyorum. Evet, türkü adeta yeniden canlanmıştı. Yeniden tarih olmuştu. Yeniden günümüze gelmişti. Karanlık görünüyordu. Seve seve gelmişler. Bu toprağın dört
yanından, kimisi İzmir konağından, kimisi Ağrı Dağı'ndan. Hepsi kan kardeşi olmuş. Anadolu toprağında bu aziz davayı üstün tutmuşlar. Kendi canlarından. Cihanda var mı böyle aslanları doğuran analar? Arı burnunda, Cor bayırında, ara vardalarda. Etten kemikten bir set olmuşlar. Sakaryalarda. Hepsi kahraman. Hepsi düşünmez olmuşlar destanlarda. Yanacağını bile bile ateşe uçan pervaneler. Vatan aşkıyla tutuşan deli divaneler. Yer, gök bir araya gelse yine de sönmeyecekler. Atatürk'e sözleri var. Geri dönmeyecekler. Halk bitkindir. Ama çaresiz değildir. Çarenin mücadeleden geçtiğini bilir. Her şeyini vermiştir toprağa. Bir canı kalmıştır vereceğiz. Onu da helal eder vatan uğruna. Bilir ki toprağa vatan kılacak şey, onun uğruna savaşmak. Ve kanını gözünü kırpmadan akıtmaktır. Ağaç kökü toprağa indikçe gür ve olur. Yiğit yüreğin artışı sindikçe hür ve mutlu. İnsan dolu dizginin anı sevdikçe umutlu, canın kurban insanına, taşına toprağına. Yabancı askerler geliyordu. Kan istiyordu savaş canavarı. Tümen tümen, ordu ordu ve kabusların enkazından bir kırmızı gül. Boynunu bükmüş dururken bir kapkara baykuş ötüyordu. Zaferdir tek isteyenler. Nasıl olacaktır? Bunu kimse bilmez ama bilinen tek şey vardı. O da Türk'ün mücadele gücüdür. Salon programının sonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında ilk üçe giren öğrencilere hediyeleri verildi.
çabamız sona ermiştir. Arz ederim. Bir duyurumuz olacak. Bu akşam saat 20'de Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce düzenlenecek olan ve tarih öğretmeni Ali Ertem'in konuşmacı olarak katılacağı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Konferansı'na tüm halkımız davetlidir.